Kamer Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Kamer Bey, kamer sandalye olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum öncelikle. Kamer Fergana kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Kamer Fergana 88 İnegöl Bursa doğumlu. İlk öğrenimini, orta öğrenimini ve lisesini İnegöl'de tamamlamış. Evet. Lisans ve ön lisans eğitimini, ön lisans adalet, lisans işletme olmak üzere Anadolu Üniversitesi'nde bitirmiş. Kendi işini yapmaya çalışan naçizane evet. Bir kişilik. Evet. Aslen İnegöllüsünüz. Burada evet. Doğdunuz, bütün öğreniminizi burada tamamladınız ve yine yaşamış olduğunuz bölgede de istihdam sağlamak için böyle bir kamer sandalye olarak firmayı açtınız ve burada da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Efendim, İnegöl mobilyacıların ana vatanı. Burada da kamer sandalye olarak sizlerin sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Kamer sandalye olarak İnegöl'de masa, sandalye, projeye bazlı olmak üzere koltuk, mobilya üretimi yapmakta olan bir firmayız. Hı hı. Kapasite olarak 3000-4000 adet civarında üretim yapmaktayız sandalye üretimi olarak. Hı hı. Masa olarak da talebe göre üretimimiz değişmekte. Evet, ön planda olan sandalye. Ön planda sandalye. Arsa talep meselesi olarak da yine masa üretimi burada yapıyorsunuz. Peki evet. Bunun dışında koltuk vesaire üretimleri yapabiliyor musunuz? Koltuk, mobilya, yaşam alanı ürünleri, hı hı. Hepsini üretme şansımız var. Evet. Dediğim gibi proje bazlı olmak üzere otel olur, restoran olur, kafe olur. Hı hı. Bunlarla ilgili gelen taleplere göre üretimimizi yönlendiriyoruz. Evet, ağırlıklı olarak proje işleri yapıyorsunuz. Oteller, restoranlar ve kafeler olarak. Bunun dışında evlere butik olarak böyle bir hizmet yine sunuyor musunuz? Evlere butik perakende satışlarımız çok fazla yok. Hı hı. Evlere dolaylı yollarla daha çok mobilya üreticilerine, işte büyük yerel üreticilere, hı hı. Ve Türkiye çapındaki üreticilere olmak üzere. Evet. Ürünler yapıyoruz. Yemek odalarında bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Dolaylı olarak evlere de girmiş oluyoruz. Evet. Peki efendim burada kullanmış olduğunuz malzeme nedir? Yani öncelikle tercih ettiğiniz malzemeler nelerdir bu ürünleri hazırlarken? Öncelikle kullandığımız ürünler kayın ağacı kullanıyoruz. Hı hı. Ceviz ağacı, meşe ağacı. Yani evet. Ağaç çeşitleri diyebilirim. Sert ağaç gruplarından. Hı hı. Yumuşak ağaç grupları bizim gibi dayanıklı tüketim mallarında pek tercih evet. edilen ürünler değil. Hı hı. Çam vesaire kullanmıyoruz genelde ürünlerimizde. Evet. Biz kayın ağaçları, sert ağaç grupları. Onun haricinde sünger grubumuz var. Hı hı. Sünger grubumuzda da yine birinci kalite ürünlerle çalışıyoruz. Evet. Onun haricinde de papel dediğimiz kaplamanın bir kalın şekli dediğimiz versiyon var. Onu da şekillendirerek kullanıyoruz ürünlerimizde. Evet. Burada tabii ki halka aşina olan ceviz ağacıdır. Hem sertliği hem de dayanıklılığıyla hem de rutubete ve neme karşı dayanıklılığıyla bile. Bunun gibi kayın ağacı gibi birçok dediğiniz gibi dayanıklı bu tüketim malzemelerinde bu ağaçlardan faydalanıyorsunuz. Evet. Peki efendim biraz da ayrıcalıklarınızdan söz eder olursak. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi İnegöl mobilya sandalye bu grubun ana vatanı. Siz de bu sektörün içinde elbet yalnız değilsiniz. Birçok sizin de emsal sektörde hizmet veren işletme ya da firmalar varken neden özellikle kamer sandalye tercih edilmeli? Kamer sandalye elinden geldiği kadar kalitesini üst düzeyde tutmaya çalışan, hı hı. Terminlerine riayet etmeye çalışan, evet. İnsanlara karşı mahcubiyet yaşamamaya çalışan bir firma. Bizim en önemli önceliğimiz kalitemiz ve terminlerimiz olduğu için, hı hı. insanlara genelde bu yönden kamer sandalyeyi tercih etmelerini önemsiyoruz. Evet, tabii burada taahhütlerin de yerine getirilmesi, yapılan işin arkasında durulması. Siz sonuçta bir hizmet veriyorsunuz ama o yapmış olduğunuz hizmetin dışında yine satış sonrası bir hizmet yine buradan verebiliyorsunuz. Tabii ki satış sonrası hizmet hiç olmamasını istediğimiz bir departman aslında. Evet. Ama tabii ki sonuçta insan yapımı ürünler yaptığımız için nakliyede hatalar, nakliyede olan olaylar. Hı hı. Yani bunlarla alakalı illaki müşterimize destek vermemiz gerekiyor. Evet. Bu destekleri de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki proje bazlı çalışırken dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Proje bazlı çalışırken dikkat etmiş olduğumuz unsurlar müşterimizin isteği, konsepti. Hı hı. Konseptine uygun olan ürünlerin üretilmesi. Evet.
genelde bunlara dikkat ediyoruz. Yani proje aşamasına siz dahil oluyor musunuz, yoksa herhangi bir iç mimarın çizmiş olduğu projeye göre mi ürünler burada üretiyorsunuz, yoksa kendi hani yerine gidip uygulamadan önce, üretime girmeden önce kendiniz böyle bir proje üretiyor musunuz? İsteğe bağlı olmak üzere. Yani çoğu firma kendi mimarıyla çalışmayı tercih ediyor. Evet. Mimari hizmet isteyenlere mimari hizmet sunuyoruz. Onun haricinde kendisi bireysel olarak ürün seçmek isteyenlere kendi bireysel ürün seçimlerine showroom'umuzda yardımcı oluyoruz. Evet. Onun haricinde dediğim gibi kendi mimariyle çalışanlar da kendi mimari çizimlerine göre destek veriyoruz. Evet, toptan bir hizmet sunuyorsunuz, üretici bir firmasınız ama bunların dışında tabii ki yine mimari bir hizmette, yine talepler doğrultusunda sunabiliyorsunuz. Evet, sunabiliyoruz. Peki efendim, 9 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Kamer Sandalye 9 yıl önce, yani 2009 yılında beri faaliyet gösteriyor sektörde. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetleri de bölgede ve sektörde en iyilerden biri diyebiliriz Kamer Sandalye için. Sizler genç bir girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Sektörle ilgili en büyük hedefimiz ismimizi bir marka haline getirmek. Hizmetiyle, terminiyle insanlara daha fazla insana ulaşıp daha fazla yerde Kamer Sandalye adını görebilmek. Evet. Biz gittiğimiz bir mekanda kendi ismimizi gördüğümüzde tabii ki mutlu oluyoruz. Evet. Bu yerlerin sayısını da çoğaltmayı hedefliyoruz. İnşallah. Peki efendim, bu yapmış olduğunuz ürünler ihracat ve iç piyasa olarak yüzde oranları nedir? Yani ağırlıklı olarak yurt dışına mı çalışıyorsunuz, yoksa iç piyasada da hakimiyet nasıl? Ağırlıklı olarak iç piyasada çalışıyoruz. %30, %25 gibi dış pazarda varız. Dış pazarda da daha çok dolaylı olarak satış yapıyoruz aracılar vasıtasıyla. Genelde iç pazara hitap ediyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.